Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Leo da size hoş geldiniz. Neden kulağımı ısırıyorsun mesela? Biraz konuşalım mı nedeni hakkında? Olursam ben kedimi ilk başta dişi sanıyordum. YouTube'a attığım video sonucunda aşağı çok fazla kedin erkek kedin erkek yazıları geldi. Neyse onu ben bırakayım. O böyle rahatsız olmayı hiç sevmiyor. Ben Pınar. Bugün sizinle aslında ilk defa kedi sahiplenebileceklerin, ilk defa kedi sahiplenecek olanların yapması gerekenleri, ben ne gibi sorunlarla karşılaştım bunları anlatacağım. Daha detaylı size bilgi verebilmek için. Kedi sahiplenirken aslında kafamızda çok fazla soru işareti olabiliyor. Ben gerçek anlamda çok tedirgindim. Çünkü annem kedilere dokunamıyor. Babam çok sever, ben çok severim ama annemin öyle bir takıntısı, böyle bir huyu var. Sevebiliyor ama dokunamıyor onlara, temas edemiyor. Ve ben üniversite öğrencisi olduğum için yurda gittiğim zaman burada kediye ne olacak diye kafamda çok fazla soru işareti vardı. Aynı zamanda bir çocuk sahipleniyormuşsunuz gibi onun yemeğiyle, onun tuvaleti, onun bakımıyla ilgileniyorsunuz. Bu yüzden gerçekten sorumluluk sahibi olmanız gerekiyor. Çünkü bu sıkıldım yeter artık bıktım gibi bir şey değil. O artık sizinle kaç yıl yaşayacaksa sizinle beraber yaşayacak ve sizin sorumluluğunuzda olunacak bir canlı, bir eşya değil. Öncelikle bunu netleştirmek istiyorum. Çünkü sokakta da görüyorum sürekli tasmalı kediler. Belki kaçmışlardır bilemiyorum ama sokağa atılan çok fazla kedi oluyor. Alıyorlar bakamıyoruz deyip daha sonrasında bırakıyorlar. Bunu önceden karar vermeniz gerekiyor. Çünkü bu canlılar da birine alıştıktan sonra değişmesi, ev ortamından sokak ortamına geçmesi çok zor oluyor onlar için de. O yüzden hem onların faydası hem bizim faydamız için bunun için gerçekten karar vermeniz gerekiyor. Ben nereden sahiplen... İlk olarak ben size nasıl sahiplendiğimden bahsedeyim. Bir arkadaşım takımdan bir fotoğraf atmıştı. 4 tane yavru kedi. Leo da onlardan bir tanesiydi. Dur bakalım. Leo da onlardan bir tanesiydi. Görünce direkt mesaj attım ona. Ondan önce de benim çok fazla kedi sahiplenme fikrim vardı zaten ama yavru kediyi nereden bulabilirim? Nasıl irtibata geçebilirim diye düşünüp hayvan sahiplendirmeleri takip ediyordum ve barınakları da takip ediyordum öncesinde. Bunu zaten diğer videolarımda anlatmıştım ama bana saldırıyorsun aşkım. Oh! Sen İlgi mi istiyorsun? Ne dediğimi unuttum. Onu sürekli takip ettim. Fotoğraflar atıyordu. Ben de kendim de istiyordum fotoğraf atmasını. Bir dur! Arkadaşım fotoğraflarını zaten Instagram hesabında paylaşıyordu. Ben de istiyordum kediler ne yapıyor, ne yapıyor diye. Bir tanesini beğenmiştim. Adı Hapşırık'tı. O isimlerini koymuştu zaten geçici isimlerini. O Hapşırık Leo değildi. Kahverengi tüylü güzel bir kediydi. Kedilerin hepsi güzeldi zaten. Sonrasında ben onları görmeye gittim. Görmeye gittiğim zaman Hapşırık çok aktifti. Leo'yu kucağıma aldım. Kucağıma alınca böyle bir baktı falan fotoğrafımız var hatta o günden. Kanımız uyuştu gibi hissettim. O yüzden ben de dedim ki kendime uyuşan bir kediyi sahipleneyim. Çünkü bu çok önemli. Bakın mesela şu an bile bana saldırıyor. Yani bunu sevgi için yapıyor ama eğer kediyle uyumunuz olmazsa bu sefer gerçekten sizin için sorun yaratabilir. Onlar da kendi kompleksleri olan canlılar ve gerçekten kediler birazcık sizi köle olarak kullanabiliyorlar. O yüzden uyumunuzu yakaladığınız kediyi sahiplenmenizi tavsiye ederim ilk olarak. Sayfaları takip edebilirsiniz. Birçok ilde özellikle İstanbul, Ankara gibi illerde çok fazla var. Sahiplendirme yazarsanız Instagram'a birkaç hesap çıkacaktır zaten. Aynı şekilde barınaklardan da sahiplenebilirsiniz. Ama şahsi fikrimce ilk kedinizse bence yavru bir kedi sahiplenmeniz sizin için çok daha iyi olacaktır. Çünkü yetişkin kedilerin biraz daha karakteri oturmuş oluyor. Farklı şekilde eğitim oluyor. O yüzden sizin ona uyum sağlamanız biraz daha zor olabilir ama yavruyken aldığınız bir kedi hem karakteri sizinle beraber gelişecektir, hem eve alışacaktır, hem de size alışacaktır. O yüzden yavru bir kediyi annesinden ayırmadan sahiplenmenizi tavsiye ederim. Kedilere aslında birçok şeyi annelere öğretiyormuş. Mesela işte tuvaletleri, nasıl tuvaletten sonra kendileri temizlemeleri gerektiğini, sütle besleniyorlar sonuçta. O yüzden 2-3 ay olmadan kedileri sahiplenmemenizi tavsiye ederim. Özellikle bekleyebilirsiniz. Şu an Leo
3 ay 18 günlük sanırım. Ben onu 3 aylıkken yaklaşık olarak sahiplenmiştim. Ekstradan şimdi sahiplenmeye karar verdiniz. Kediniz belli. Ondan önce bir şeyler yapmanız gerekiyor. İlk olarak kedi kumu almanız gerekiyor. Kedi kum kabı almanız gerekiyor. Kedi maması almanız gerekiyor. Bence bir tırmalama tahtası almanız gerekiyor. Bakın şu an mesela köpeği yiyor. Saldırgan bir kedi kendisi. Ve başka ne? Mama kabı almanıza gerek yok. Ben ilk başta mama kabını bildiğiniz porselen kaselerde veriyordum. Hiçbir sıkıntı yok. Onlardan da yiyebiliyor. Ayrı olarak bir mama için bir de su için koymanız yeterli olur. Kum kabı vesaireyi zaten videoda göstereceğim. Sadece anlatayım. En sonunda da görselleri ekleyeceğim zaten. Ben yarı kapalı bir kum kabı tercih ettim. Keşke tam kapalı tercih etseymişim. Tam kapalılarda bir kapak bölmesi var. Diğer yerlerin hepsi kapalı. Neden keşke onu tercih etseydim diyorum. Çünkü gerçekten kum dökülüyor. Hani kedi orada tuvaletimi yaptıktan sonra paspası var benim kum kabımın. Paspasında kumları dökse bile yine de bir anda oradan çıkabiliyor. Kedilerin böyle bir fıttırıklıkları var. Tuvaletini yapıyor mesela, temizliyor, kapatıyor. Bir anda bir çıkıyor, bütün her yer kum. Her gün süpürüyorum odamı. Ve her gün 1-2 saat geçiyor yine aynı. Her yer kum. Şu an göstersem yine kum. O yüzden tam kapalı tercih etmek istemiyorsanız bile yarı kapalı mutlaka almanız gerekiyor. Önünde paspası olan ekstradan. Bu da bir bilgi olsun. Kumu dökülüyor. Yani normal. Tüyü de dökülüyor. Bu bir hayvan. Bu bir canlı. Bunları bilerek zaten sahipleniyorsunuz. Bir de taşıma çantası almanız gerekiyor. Ben taşıma çantamı birazcık pahalıya aldım. Böyle farklı bir şey olsun istedim. Benim de hoşuma giden, onu da görebileceği. Ama kafes şeklinde olan taşıma çantalarında kediler kendilerini daha güvende hissettikleri için daha rahat hissediyorlarmış. O yüzden onu da tercih edebilirsiniz. Onun fiyatı yaklaşık olarak 30 lira. Kum kabı için sanırım 64 lira verdim. Şu anda 80 lira gibi bir fiyata çıkmış olması lazım. Farklı fiyatlarda, farklı modellerde birçok alternatifi var. Ben kendi aldıklarımı aşağıya sizin için ekleyeceğim zaten. Bir tane mama kabı aldım ben daha sonrasında düzenli dursun diye. Çok uygun bir fiyat, şu an 30-40 lira bir şey olması lazım. Ayarlanabiliyor. Eğik yapabiliyorsunuz, daha dik yapabiliyorsunuz. Kediye göre şekil alıyor. O yüzden bence çok iyi. Ya buradan ayarlayabiliyorsunuz hem eğikliği hem de... Leo'cum bir dur. Hem eğikliği değişiyor hem de boyutu değişiyor. Bence o yüzden kediler için çok daha güzel alıyor. Tırmalama tahtası neden aldım dedim. Çünkü kedilerin doğası gereği tırmalama istekleri var. Tırnakları büyük. O yüzden tırmalama tahtası alırsanız başka yerleri daha az tırmalayacaktır. Mesela Leo gidip de başka bir yere tırmalamaya çalışmıyor şu an. Tırmalama tahtasına gidiyor. Orayı tırmalıyor. Hatta tırmalama tahtalarının üstünde oturacak bir yeri olanları var. Onları tercih ederseniz çok daha güzel olur. Çünkü şu kadarcık bir yerde Leo yukarıda durmaya çalışıyor. Orayı seviyor. Tırmalama tahtası da burada. Gelip şurada oturmayı çok seviyor. Geliyor böyle. Burada tırmalıyor. Bazen şuraları kemiriyor. Geldik mamaya. Mama olarak ben Unique tercih ettim. En yakın arkadaşım da onu tercih ediyordu. Proplan çok duyuyorum. Birazcık da pahalı bir mama. Güzel olduğunu söylüyorlar. Ben veterinerimle konuştuğum zaman ikisinin de iyi olduğunu söyledi. İsterseniz onu tercih edin, isterseniz onu tercih edin. Ben 2 kiloluk Unique mamayı 140 liraya almıştım veterinerden. İnternette daha pahalı. Onu söyleyeyim size. Linkini bırakacağım hani fotoğrafını görebilin diye, ama bence oradan almayın. Çünkü 250 civarı bir parası var. Onun yerine bir veterinerden fiyatlarını sorarak alabilirsiniz. Proplan da yanlış hatırlamıyorsam ya 2 kilosu ya da 3 kilosu 200 liraya geliyor. Ben Leo'yu sahiplendiğimden beri hala mama bitmedi. Kaç ay? 1 ay olacak herhalde. 12'sindeydi. Yani 1 ay olacak. Yaklaşık 1 ay kadar gidiyor sanırım, ama çok fazla yiyor gerçekten. Yani kedim benimki mi böyledir bilmiyorum ama çok fazla mama yiyor. Sanırım büyüdüğünde daha da fazla yemeye başlayacak. Birazcık şişko bir kedi olacak kendisi, bilemiyorum artık. Şimdi bunları hazırladıktan sonra eğer kedinizi sokaktan başka bir yerden sahipleniyorsanız mutlaka ilk olarak veterinere götürmenizi tavsiye ederim. Ki ben de öyle yaptım. Ama veteriner seçimi çok önemli. Çünkü ben kedimi götürdüğüm veteriner elinde baktı. Güzel bir dişi dedi hatta. Dişi dedi bana.
güzel dişi bir kedi, güzel bir kız olacak falan filan dedi ve gönderdi. Haftaya aşılarını yaparız dedi. Aldığım hizmetten hiç memnun değildim. O yüzden ben de veterinerimi değiştirdim. Şu anda çok mutluyum, memnunum. O yüzden veteriner araştırması yapabilirsiniz. Etrafınızda zaten kedisi olan birçok insan vardır büyük ihtimalle. Onların gittiği veterineri öğrenebilirsiniz. Fiyatlar aşağı yukarı genelde aynı oluyor. Böyle çok lüks bir veterinere gitmediğiniz sürece bence güzel. Orta fiyatlı, orta bir yer, temiz bir yer olması yeterli olacaktır. Veterinere gittiğiniz zaman o kediniz için bir karne çıkartacak. Karnesinde ismi, işte doğum tarihi, cinsiyeti, aşıları gibi kedinizin bilgileri yer alacak. Aynı şekilde veteriner size zaten aşılarından bahsedecektir. İlk olarak iç dış parazitleri yapılıyor. Benim kedimin dış paraziti vardı. İç paraziti ve karma aşısı yapıldı. Aynı zamanda karma aşısı da ilk aşılarından biri. Daha sonrasında lösemi yapılıyor. Tekrar bu karma lösemi aşıları tekrarlanıyor. Aynı şekilde iç dış paraziti de. Şunu söylemem gerekiyor ki yavru kedilerin ilk aşıları gerçekten çok fazla. Her hafta aşıya götürüyorum şu anlık. Her hafta bir aşısı oluyor işte. Karma, lösemi, dış parazit, iç parazit şeklinde. Bu aşılar daha sonrasında 3 ayda bire dönebiliyor. Sanırım iç ve dış parazitleri 3 ayda bir. Karma ve lösemi aşıları da yılda bir tekrarlanıyor. Bizim veterinerimizin bir uygulaması var. Orada yazılı oluyor zaten aşıları. Aynı şekilde veterinerinizden de öğrenebilirsiniz. Aşı fiyatlarına gelecek olursak iç parazit aşısı için bilmiyorum açıkçası ne kadar olduğunu. Dış parazit aşısı için 80 lira verdim. Aşı şeklinde değil de hap olarak yutturulanları da var. Hangisini tercih edersiniz bilmiyorum ama veteriner riniz belirler herhalde diye düşünüyorum. Karma aşısı 100 lira, lösemi aşısı 100 lira. Aynı şekilde bu aşılar genel olarak 100 lira bandında değişiyor. 120 lira verdiğimi hatırlıyor muyum? Hatırlamıyorum. 100-120 lira arası bir şey olması lazım ama ben karma aşısı için net olarak 100 lira verdiğimi hatırlıyorum. Dış parazit için de 80 lira verdim. Aklınızda bulunsun. Aşı fiyatları bu kadar. Gittiğiniz veterinerde fiyat karşılaştırması yapabilirsiniz. Kumunu 60 liraya aldım. İnternetten Trendyol aracılığıyla aldım. Lavanta kokulu bir kum. Özelliğini sorarsanız birazcık tozutuyor ama güzel toplanıyor. Toplanmasında bir sıkıntı yaşamadım. Çok fazla kum deneyimim de olmadı açıkçası. 2 tane denedim. Bu hoşuma gitti. Bunu kullanıyorum. 10'ar kiloluk 2 tane geldi sanırım. Fiyat olarak bana uygun gibi geldi. Halen daha bir paketi bitmedi. Onu da söyleyeyim. 1 ay olacak neredeyse. Kürekle beraber geliyor zaten kum kabı. O şekilde temizleyebilirsiniz. Kediyi ilk eve getirdiniz diyelim, veterinerden çıkarttınız. Daha sonrasında o kediyi hiçbir yere koymayın. Çantasından çıkartmayın. Önce kum kabına kumunu dökün. Daha sonra kediyi götürüp kumunun üstüne bırakın. Birazcık orayı tanısın. Çünkü tuvaletini oraya yapacak. Eğer eşelememeye başlarsa birazcık siz patileriyle eşeleyin orayı. Oranın kumu olduğunu anlasın. Daha sonra kediler hep tuvaletini oraya yapıyor. O konuda hiçbir sıkıntısı olmuyor. Kedinin tuvalete alışmasına sanırım anneleri yardımcı oluyor. Zaten 2-3 aylık bir kedi aldıysanız evinize kumunu zaten tanımış olması gerekiyor. Bu sizin için bir artı. O yüzden diyorum hemen doğmuş 2-3 haftalık bir kediyi almayın. 2-3 aylık bir kediyi alın, sahiplenin diye. Bu yüzden söylüyorum aslında. Bu tuvalet konusunda sadece bir eksiğim var. Kakası. Şimdi kakasını yapıyor. Çok güzel. Kumuyla kapatıyor. Çünkü onlar açıkta kaldığı zaman düşmanlarının kokularını alacaklarını sanıyormuş sanırım. O yüzden kapatıyorlar ama popolarını çok iyi temizleyemiyor yavru kediler. Bu konuda ben gerçekten çok sıkıntı yaşadım. Hani kızmaya çalıştım. Hayır popon temizle diye dokundum oraya şey yaptım ama hiçbir şekilde yapmadı. En son tek bir yöntem buldum. Onu da Kedi Lola ile kanalından öğrendim. Gerçekten çok tatlı bir kadın. Yani ben bilmiyorum daha önce böyle bu kadar tatlı bir YouTuber görmemiştim gerçekten. Eğer kedi sahiplendiyseniz, kediniz varsa her konuda ulaşabileceğiniz bir sürü videosu var. Ben kedimi de eğitirken gerçekten onun yardımları çok oldu. Ondan öğrendiğim bir yöntem şu. Poposunu temizlemedi kediniz. Biraz vakit tanıdınız ona.
Islak bir peçeteyi ıslatıyorsunuz bildiğiniz suyla. Islattıktan sonra poposuna o peçeteyi dokunduruyorsunuz. Oranın ıslanmasını sağlıyorsunuz. Daha sonra gidiyorsunuz. Peçeteyi tabii ki de çöpe atıyorsunuz ve bekliyorsunuz. Kedi orayı yalayacaktır. Çünkü ıslaklığı sevmiyorlar benim anladığım kadarıyla. O yüzden de orayı yalamaya başlarlar ve bu şekilde temizleniyor. Biz bunu yavaş yavaş aşmaya başladık. İlk başta hatta şöyle bir şey olmuştu. İlk tuvaletini yaptı. Bir gün sonra sanırım falan tuvaletini yaptığı zaman hani kakasını bile bırakamamış. Öyle götünde boklarla beraber etrafta dolaşmaya başladı. Dedim bunun sonu olmaz yani, ben sürekli silemem orayı. Ben silersem o da alışacak. Bu sefer büyüdüğü zaman bu kedi poposunu temizlemeyecek mi? O yüzden temizlemesini teşvik edin. Olmadığı yerde siz de yardımcı olursunuz tabii ki, yavru kedi sonuç olarak. Bu şekilde eğitebilirsiniz tuvalet mevzusunu. Çişini zaten yaptıktan sonra hiçbir sıkıntı olmuyor. Ek olarak şunu söyleyeyim. Kedim eve geldiği zaman ilk başta çişini kakasını yapmamıştı bir gün boyunca. Hatta yemek yememişti. Çok endişelenmiştim ama siz endişelenmeyin. Çünkü yeni bir eve geliyor, evi tanıyor. Daha sonraki gün yemeye başladı. Tuvaletini yapmaya başladı ve artık ev onun. O yüzden rahat olmanızı tavsiye ederim. Eve alışmanın sıkıntı çok bir sıkıntı yaşamadık açıkçası. Geldi. Kokluyor zaten her tarafı. Her yeri kokladı. Alıştı sonrasında. Size alışması da aynı şekilde zaman alıyor. Hatta ilk gece ben uyurken yatağıma çıkamıyordu. Vik 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 miyav miyav şurada durdu yatağımın köşesinde. Bütün gece miyavladı. Sabah annem babam gelmişti. Ne oluyor? Niye bu kadar miyavlıyor bu kedi diye. Hani yanınızda olmasını çok istiyor. Sizden uzakta siz onu bir yere götürdüğünüz zaman çok rahatsız oluyor kediler. Özellikle kapalı kapılarda, işte siz yüksekte oturuyorsanız ve o aşağıdaysa dayanamıyor buna. 3 gün sonrasında yatağıma çıkmayı öğrendi tabii ki. Ben çok tedirgin oldum. Nasıl uyuyacağım gece, beni rahatsız eder mi diye, ama hiçbir sorun yaşamadım. Uyurken zaten ben yorganın üstüne alıyorum. Hani bir yerimi yemesi konusunda bir şey yaşamadım. Normalde uyun olsun diye ısırıyor ama gece böyle bir şey yapmıyor. Hatta geliyor, kafamı koyduğum yastığımın tam şu tepesine yatıyor. Hırlıyor. Benim uyumamı da kolaylaştırıyor. O şekilde uyuyorum. Bazen ayaklarıma saldırıyor ama uyumadan önce yapıyor bunu. Uyuduktan sonra hiç kedi ayağıma saldırdı diye uyanmadım ben. O yüzden böyle bir endişeniz varsa hiç olmasın. Çünkü ben arkadaşımın evindeyken onun kedisi benim yatağıma çıktığı zaman çok rahatsız olmuştum. Aynı şey olur diye çok korktum ama hiç öyle bir şey olmadı. O yüzden içiniz rahat olsun. Onunla yatmaya alışacaksınız. O kendini koruyor zaten. Siz onu öldürmezsiniz uyurken. Hiç merak etmeyin. Benim kedim eve geldiği zaman mama yemedi. Yememe sebebi de şuydu sanırım. O kıtır kıtır şeyleri yiyemedi. Ben arkadaşımın bana söylemesiyle mamayı birazcık ıslattım, yumuşadı ve yaklaşık 5 gün, 4 gün kadar o şekilde mamayı yedirdim. Gayet de güzel oldu. Başka mama vermedim. Yaş mama konusunda verenler de varmış ama veterinere sorduğumda çok gerekli bir şey değil. Arada ödül olarak kullanıyoruz dedi. Bu da eğitim konusunda aslında birazcık. Mesela kediniz istediğiniz bir hareketi yaptı veya artık yeni bir şey öğrendi. Sizin yapmasını istediğiniz bir şey öğrendi. Onu yaş mamayla ödüllendirebilirsiniz veya ödül mamaları var. Onun dışında şu an ben normal mama veriyorum. Bazen tavuk veriyorum evde tavuk olunca ama baharatsız olmasına çok dikkat edin. Bildiğiniz haşlanmış tavuk, balık, yoğurt olabilir dedi veterinerim mesela ev yemekleri konusunda. Başka bir şey duymadığım için size de söylemeyeceğim ama belki vardır, araştırıp veterinerinize sorabilirsiniz. Şimdi trajikomik bir anıya gelecek olursam, ben kedimi ilk başta dişi sanıyordum. Sahiplendiğim arkadaşım da dişi dedi. İlk veteriner de dişi dediği için ben rahattım. Ve dişi kediler erkek kedilere göre biraz daha uysal oluyorlar. O yüzden de daha çok istiyordum açıkçası. Özellikle kızgınlaşma döneminde daha da uysal. Yani cinsiyet arasındaki fark birazcık büyük oluyor mu? YouTube'a attığım video sonucunda aşağı çok fazla kedin erkek yazıları geldi. Hani ben İki kişiden biliyorum kedimin dişi olduğunu. Benim çok bir bilgim yok yani bu konuda. İnternetten birazcık baktım. Açıklıklarının arasındaki mesafeye göre falan cinsiyetlerini seçilebilmesi gibi şeyler okudum. Sonrasında veterinere gittim, tam dedim ki hani biz kedimin dişi diye getirdik ama bir bakabilir misiniz hani bu dişi mi erkek mi diye. O da bana dedi ki ben erkek diye hatırlıyorum ama yüzü de erkeğe benziyor falan dedi. Sonra baktı, kedimiz erkekmiş yani. Bu şekilde kedimin erkek olduğunu 2 hafta sonra falan anladım sanırım. İsmi Lia'ydı. Lia çok güzel bir isimdi. Leo'ya döndürdüm. Aslında ilk başta da böyle Leo koymak istiyordum. Sadece dişi diye koyamıyordum. Çünkü aslan gibi bir kedi. Uzun tüylü, turuncu, sarmanlı
kedilerin birçoğu zaten erkek oluyormuş. O yüzden kedinin erkek olduğunu sonrasında anladım. Ben kısırlaştırmayı düşünüyorum kedimi bu arada. Veterinere soracağım. Kilosu ve sanırım kaç aylık olduğu önemliymiş. Kısırlaştırmak da şu şekilde. Kızgınlaşma dönemlerinde kediler evden kaçmak isteyebiliyorlarmış. Daha kızgın oluyorlarmış, saldırgın oluyorlarmış ve kötü bir koku salgılıyorlarmış. O yüzden hem onun sağlığı hem de bizim sağlığımız için kısırlaştırılması bence çok daha iyi olacaktır. Onun fiyatını inanın çok fazla iyi bilmiyorum. 700-800 lira gibi bir şeydi herhalde birkaç yıl önce. Çok bir bilgim yok dediğim gibi. Yine bugün veterinere sorarsam size tekrar güncellerim. Bu arada veterinere götüreceğim bugün Leo'yu. Ne aşısı var? Bugün karma aşısının tekrarı var. Onun için götüreceğim. Yine gösteririm size de eğer video çekebilirsem orada. Bence dişi kediniz varsa özellikle kısırlaştırın. Çünkü dişi kedilerde daha çok rahim hastalıklarına mı ne yol açmaz riski oluyormuş. O yüzden kedilerin kısırlaştırılması sanırım çok daha iyi bir şeymiş. O yüzden tavsiye ediyorlar. Ben de veterinerime danışıp o şekilde hareket edeceğim. Sizi de bilgilendiririm zaten. Toparlayacak olursam, kedi sahiplenmeden önce bence ilk yapacağınız şey sorumluluğunu alabilecek olup olmadığınıza karar vermeniz. Çünkü sıkıldım git artık diyecek bir şey değil dediğim gibi. Aynı bir çocuk büyütüyormuş gibi. Onu da büyüteceksiniz. Yeri gelecek sizi ısıracak. Nerede var? Her yerim ısırıyor. Kolumu, kafamı bazen ısırıyor. Ayağımı ısırıyor. Parmağımı ısırıyor. Geliyor. O oyun sanıyor ama bizim canımız yanıyor. Isırmaması için de bazen burnuna vuruyorum. Ensesinden annelerinin tuttuğu gibi tutup başka bir yere koyabiliyorum. Ya da hayır diyorum. Eğer bir süre sonra hayır, hayır deyip sürekli baktığınız zaman bence hayırı anlıyorlar. Ve mesela annem benim çiçeklerini yemeye kalktığı zaman ben hayır diyorum, bırakıyor. Sonra tekrar geri dönüyor. Bazen çok inatçı olabiliyor kediler. Gerçekten eğitilmesi zor. Biliyorlar ama bile bile yapıyorlar. Böyle bir cinslik yapabiliyorlar. O yüzden bunlara hazır olun. Tüy dökecek, etrafta koşturacak, pisletecek, yemeklerinizin içine dalmaya çalışacak, her yemek yediğinizde masaya çıkacak, her yere çıkacak, sizinle beraber yatacak, odanız artık onun odası olacak gibi şeylere de hazırlıklı olun. Ek olarak ekleyeyim, ben ilk başta odamdan hiç çıkartmadım. Odamda bakabilir miyim diye sorular gelmişti. Yani bence alışırsa odada da bakılabilir gayet de. Sadece diğer odalara alışırsa eğer bu sefer dışarı çıkmak isteyebilir. Gerçi Leo oda kapalıyken hiç öyle bir şey istemiyor ama ben odada yokken miyavlamaya başlıyor. Ben gelebileyim diye. Çok yalnız kalmaktan hoşlanmıyorlar o şekilde. Odanızda bakabilirsiniz. Bence hiçbir sıkıntı yok. Hatta ben geceleri kapıyı açıp önüne sadece valizimi koyuyordum. Bir set oluştursun. Üstünden atlayamadığı için dışarı çıkamasın diye ama ben de hava alabileyim diye. Bu şekilde bence bir sıkıntısı yok eğer ona gerekli konfor alanını sağladıysanız. Kapılara, pencerelere dikkat edin. Oralardan kaçabilir, atlayabilir, kendini yaralayabilirler. Maddi olarak da kendinizi hazırlamanız gerekiyor. Dediğim gibi aşıları olması gerekiyor. Bunlar bir tık pahalı şeyler. Mamasının, kumunun sürekli alınması gerekiyor. Ya örnek veriyorum, size ayda bir mama alacaksınız 140 lira. İşte ilk baştaki aşıları mesela birazcık pahalı. İlk başta güzel bir harcama yapmanız gerekiyor. Sonraki aşılar 3 ayda bir, yılda bir olduğu için çok fazla belki size şey yapmayacaktır ama ilk başta sahiplenirken böyle imkanlara sahip olmanız gerekiyor ki ona da yeterli alanı sağlayabilin diye. Umarım size faydalı bir video olmuştur bu. Değineceğim noktalar bu kadar. Genellikle sizin sorularınız üzerinden yönelmeye çalıştım. Umarım çok yararlı bir video olmuştur. Gerçekten kedi sahiplenirken ben de çok fazla videoya bakıyordum. Çünkü sorumluluk gerektiren bir şey ama çok güzeller. Bazen çok sinirleniyorum. Beni çok kızdırıyor gerçekten. Ama bazen böyle ooo diye sevmek istiyorum. Tabii kediler kendilerini sevdirmek istemiyorsa onları sevmeniz bir işkence olabiliyor. Ellerinizde ısırıklıklara sebep olabiliyorlar. Ama yine de gerçekten çok güzel. Şuradaki yatışına baksanıza. Bir şey olurken çekemedim ama eve geldik şimdi. Yattı, uyuyor bu şekilde. Aşıdan sonra genellikle böyle oluyorlar. Hatta ateşi çıkabiliyor, saldırgan olabiliyor. Haberiniz olsun. Aşı fiyatları da bir miktar artmış. Karma aşısına 120 lira verdik bugün. Bilginiz olsun. Kısırlaştırma işlemi için de genelde 2 kilonun üstü ve testisleri daha belli olan erkek kediler için kullanılabiliyormuş. O yüzden bana Haziran sonu, Haziran gibi yine kontrol esnasında bakarız dedi. O zamanlarda kısırlaştırabilirim büyük ihtimalle. Bugünlük böyle geçecek. Çok
çok şey, uysal. O yüzden çok mutluyum. Bufuduk bufuduk uyuyor. Umarım sizin kedilerinizin de çok güzel, uzun ömürleri, güzel yuvaları olur. Videoyu beğendiyseniz beğenme, beğenmediyseniz beğenmeme butonunu kullanmayı unutmayın. Her türlü yorumunuzu aşağıya yapabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalımı takip etmeyi ve zil açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.